Sevgili kitap dostları merhaba hoş geldiniz. İyi ki bir aradayız. Kitapları konuşabileceğimiz ortam çok azaldı. Sanal ortamın dışında gerçek hayatta kitap zaten okulda okunacak bir şeymiş gibi görünüyor ki bu da bir felaket. Yaz mevsiminde kitaplar okuduk. Güzeldi kitap okumak sevenler için her zaman güzel ama sonbaharda yani kitap mevsimi diyorum ben onun ismine daha da güzel. Sonbahar için 30 tane kitap belirledim. Muhteşem olduklarını düşündüğüm, içinden sizin de okuyabileceğinize inandığım yani her zevke hitap eden 30 muhteşem kitap. Bunlarla ilgili neler düşündüğünüzü lütfen yoruma videoyu izledikten sonra bildirin. Yeni kitapları ekleyin. Sizin sonbaharda muhakkak okumak istediğiniz kitaplar hangileri? Onu da bilmek istiyorum. Çünkü hem ben hem de bu kanalda bu videoları izleyen kitap dostları gerçekten bir kitap avcısı gibiyiz. İyi bir kitap bazen gözümüzden kaçabiliyor. Bu da bizi onu sonradan yakaladığımızda ya da keşfettiğimizde çok üzücü bir halle karşımıza çıkıyor. Öyle yapmayalım. Birbirimize bir iyilik yapalım. İlk iyiliği ben 30'da çarparak bu videoda yapmak istiyorum. Ve hemen yoruma sizler de iyiliklerinizi yapmaya devam edin. Okuduğunuz ve sonbaharda okunur diye, diyeceğiniz en iyi kitapları ya da okuyacağınız şevkle okumak için sabırsızlandığınız kitapları yazın. Hemen geçeceğim videoya merak etmeyin ama küçük bir ricada bulunarak geçmek istiyorum. Hala bu kanala abone değilseniz ve kitapları seviyorsanız Abone olmanızı isterim. Abone iseniz de arkadaşlarınızı, dostlarınızı yani birlikte kitap konuşmaktan hoşlandığınız insanları lütfen buraya davet edin. Diğerlerini istemiyoruz zaten çünkü onlar başka şeylerle ilgilensinler. Televizyonda dizi seyretsinler, YouTube'da magazin programlarına katılsınlar, takılsınlar ya da başka şeylerle uğraşsınlar. Her neyse yine çok uzattım. 30 tane kitabı çok kısa anlatacağım. Yani niyetim o. O yüzden hemen başlıyoruz. Türk Edebiyatı'nın devlerinden bir tanesiyle başlamak istiyorum. Peyami Safa'yla ve onun Biz İnsanlar isimli kitabını sonbaharda okunacaklar listesine koydum. Yedinci baskısı var elimde. Gerçekten çok keyifli. Ötüken'den çıkmış ve 1987 yılında yayınlanmış. Epey zamandan beri kitap bizimle yolculuk yapıyor, bekliyor ben bu sene hemen yanındaki koltukta oturmak istiyorum. Peyami Safa'nın bütün romanları içerisinden çıkan biz insanlar. Tabii kitap okumayı seviyoruz ama kitap okumanın yanı sıra bir şeyler yazmak isteyenler de var. Acaba büyük yazarların tüyoları var mı? İşte onu ya da o merakımı gidermek için, çünkü birazcık ben de yazıyorum, bayağı bir kitapta birikti, İsterseniz bakabilirsiniz Google'dan. Ama yine de tabii ki ustaların himmetine muhtacız. Eskiler öyle söylerlerdi. Yani ustaların gösterdiği yolu izlemeyi seviyoruz. Çünkü bize yolu kolaylaştırıyor. Deneye yanıla düşe kalka yerine deneyip yanılmış düşmüş kalkmışların yolundan gitmek her zaman. izini sürmek her zaman iyidir. Virginia Woolf'un Yazınsal Ustalıklar isimli kitabını da ben Eylül'de imkan bulduğum günlerde belki parçalayarak yani romanların arasında ara ara okuyarak da olsa Kidega'dan çıktı kitap okumak istiyorum. Nobelli. Dedim ya, Nobel bizim için çok önemli bir şey değil. Nobel'in içinde dönen dolapları falan biliyoruz ama hiç o tarafına takılmıyorum ve bize hatırlattığı için Nobel'in önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. 2001'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış olan İngiliz, büyük İngiliz yazarı Neil Paul'ün, şöyle hemen göstereyim, Gelişim Bilmecesi isimli kitabını da ben kitap mevsimi listeme koydum. Kitap can yayınları arasından çıkmış ve daha hiç kitabını okumadığım bir yazar olduğunu belirtmek isterim. Belki yazarlarım arasında katılacak yeni bir yazar keşfedebilirim. Belki siz keşfedersiniz. Ne dersiniz? Şimdi de keşfettiğim, bildiğim, Türk edebiyatının ustalarından olduğunu inandığım, ana yurt oteli çok sevdiğim bir yazarın bir başka romanını, Aylak Adamı okumak istiyorum. Yusuf Atılgan'ın gerçekten Türk edebiyatının altı çizilen önemli romanlarından bir tanesi. Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. <laughs> Arka kapağının ilk cümlesiydi. Artık bu sonbaharda önemli gördüğüm bir yazarın serisine yani onun nehrine girip kapılmak istiyorum. Ama nehre girmek için önce ayağınızı sokmanız gerekir. Şimdi Asimov'un vakıf serisinin ilk kitabı olan vakıfla onu yapmak istiyorum. Ve sonra bu sonbaharda ve kışa tabii ki akıp gidecek bir nehir gibi düşünüyorum. Uzun bir serüven olacak. Asimov serisine başlamak istiyorum. Vakıf serisi bilinen bir serisi. Itaki yayınları arasından çıkmış. Hugo tüm zamanların en iyi serisi ödülü de kendisine ait. Kitaplığımda duran zaman zaman da okumak isteğiyle dolduğum hatta bir iki öyküsünü açıp baktığım bir antoloji var elimde. Mirci Elit hazırlamış mistik öyküler. Şöyle bakıyorum kutsal ve dünyevi alt başlığıyla çıkmış İtaki yayınları arasından Berat Çelik'in çevirisiyle ve kitabın hangi yıla ait olduğunu yani daha doğrusu benim elimdeki baskının Haziran 2000 kütüphanemdeki bu kitapla da bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Sanırım mistik bir yolculuk olacak. Bilim kurgu ve fantastik edebiyatın benim için yanlış. Herkes için önemli aktörlerinden, yazarlarından, düşünürlerinden, önde gidenlerinden biri. Ray Bradbury onun resimli adamını aslında bu bir seri çok böyle belli edilmeden yürüyen bir seri resimli adamını okumak istiyorum. Peki resimli adamla ben ilk defa nerede karşılaştım diye soracak olursanız hemen göstereyim. Uğursuz bir şey geliyor bu yana isimli romanında resimli adamdan epeyce söz ediyor bahsediyor hatta romanın ana kahramanları içerisinde. Galiba ben biraz ters okumuş olacağım ama önemli değil resimli adamı okumak için biraz geriye doğru gidip belki tekrar uğursuz bir şeyler geliyor bu yanaya bakabilirim. Türk yazarlarından yani önemli Türk yazarlarından bir tanesidir Kemal Tahir. Onun Karılar Koğuşu'nu filmde oldu zannediyorum okumak istiyorum. Hatta bu sonbahar ve kışı birbirine bağlayan o 6 aylık dilimi çünkü üç ayını sonbahar kitap mevsimi üç ayını kış yani yağmurların altında okuduğum kitaplar ve kar yağarken okuduğum kitaplar diye ikiye bölüyorum ben mevsimi. Orada birkaç Kemal Tahir kitabına daha yer vermek istiyorum. İtaki önemli bir iş yaparak yazarın kitaplarını güncel tutuyor. Bir iki video önce okuduklarımda anlattım. Mishima artık benim için Japon edebiyatının öne çıkmış yazarlarından bir tanesi seviyorum. Japon edebiyatı ilginç bir şekilde bizim edebiyatımıza benziyor. Ya da o kalemin bıraktığı iz, bizim büyük yazarlarımızın bıraktığı ize eşteş diyelim. Yani aynısı üst üste basıyor demeyelim ama galiba büyük toplumlar aynı şeyi, aynı duyguları yaşıyorlar ama verdikleri tepkiler değişik. Her neyse. Mishima'nın Altın Köşk Tapınağı ismini taşıyan can yayınları arasından çıkan kitabı benim kitap mevsiminde okuyacaklarım arasında. Bir kitabını okudum, çok sevdim. Aslında çok kitabını okumak lazım diye düşündüm. Çünkü ben önce onu bir psikolog olarak görüyordum. Şimdi hayır, altyapısında psikolojiyle ilgili bilgiler olan ama yazarlık paltosu da üzerine yakışan insanlardan bir tanesi olarak görüyorum. Yalom'dan bahsediyorum. Nietzsche ağladığındayı ben kitap mevsiminde okuyacağım. Salon yayınları arasından çıkmış Gaya'nın şarkı söylediği yer Delia Owens'ın kitabı da benim listemde. Kitap oldukça çok övgü gören, uluslararası çok satan ve dünya listelerinin en çok satanı sıralamasına girmiş bir kitap olarak tanıtılıyor. Ben de çok zamandan beri okuyanlar oldu ama biraz üzerinden zaman geçti ve öyle zannediyorum ki unutuluyor kitap. Ben unutulduktan sonra okumayı seviyorum bazı şeyleri galiba. İşte bu da onlardan biri olacak. Unutulmasını istemediğimiz Türk Edebiyatı'nın yaşayan yazarlarından bir tanesini de ben bu kitap mevsimine sonbahar listeme aldım. Selim İleri Hepsi Alev ismini taşıyor. Kanalımı bilen, biraz aşina olan, videolar arasında dolaşanlar bilir. Ben okuma grafiğini geniş tutanlardan birisiyim. Yani sadece roman, sadece polisiye, sadece bilim kurgu, fantastik okuyan okurlara da saygı duyuyorum. Elbette çok güzel. Bir tarafı bitirmek istiyorlar. Ama ben o okumanın yarım kalacağı düşüncesindeyim. Ve özellikle tasavvuf okumaları dediğimiz alanı da ben kendim için ana okuma alanlarımdan birisi olarak kabul ediyorum. Hangi dinden olursanız olun buna saygı duyuyorum ama hangi dinden olursanız olun onun umdelerini, vaaz ettiklerini, istediklerini ve sizin o çerçeve içerisinde kaldığınızda nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmek bence şuradayım demenin ana temellerinden bir tanesi. Elbette ki İslam düşüncesi içerisinde de Hazreti Peygamber'in yeri, Peygamberimizin yeri çok önemlidir. Şimdi Pınar yayınları arasından çıkan ve benim çok sevdiğim yazarlar arasına giren, hatta yazarlar demeyeyim, sufiler arasına giren Cevziye'nin Hazreti Peygamber'in Hayatı diye bir kitabı var. Onu parçalayarak yayınlıyorlar, iyi yapıyorlar. Hazreti Peygamber'in Sünneti birinci kitap. Ben onu okuyacağım. İkinci kitap da elimde. Hazreti Peygamber'in namaz sünneti ismini taşıyor. Bu artık sonbaharda mı kışta mı bilmem ama bunu sonbaharda listeme aldığımı belirteyim. Yine Storytel'de dinleyeceğim. Çünkü Storytel dinlemeyi ben seviyorum. Özellikle yürüyüşlerde gerçekten iyi bir yol arkadaşı. İki kitap var. Onları da peş peşe hemen size söylemek istiyorum. Birisi Matt Haig'in İnsanlar isimli kitabı Gece Yarısı Kütüphanesinden sonra Meteik benim için merak edilen yazarlar arasına girmiş durumda ve bir de hani böyle aralarda çok sıkıldığımda ya da çok yoğun işlerim olduğunda böyle üst üste peş peşe okuyamayacağım bir döneme girersem bir polisi okuyarak biraz zamanı aralamak açmak heyecanla bir maceranın içine dalmak istiyorum böyle bir durumda da aklıma ilk gelen Tess Gerritsen alıyor. Onun Buz Gibi Soğuk isimli kitabını, tabii ki yine içerisinde bir cinayet ve çözülmesi gereken pek çok şey, masumlarla suçluların birbirinden ayrılması için yürülecek yollar var. Bakalım, sanırım Tess Gerritsen de benim polisiye edebiyatı türünde en çok sevdiğim yazarların arasına girmiş durum. Bazı yazarları bazı kitapları listelerimize dahil ediyoruz. Bu listede bunu da okuyalım diyoruz ama bazı yazarlar var ki özellikle benim için herkes için de vardır sanırım. Listelerden hiç çıkmayan yazarlar. Hep okumak istediğimiz yazarlar. İşte o yazarlardan bir tanesiyle birlikte bir gemiye binmek istiyorum. Aytmatov'un beyaz gemisine ve birlikte bir yolculuk yapmak çünkü Aytmatov'la yapılan yolculukların ne kadar keyifli olduğunu yaptığım başka yolculuklardan biliyorum zaten. Aytmatov'un beyaz gemisinde hani sonbahar, kitap mevsimi biraz yağmurlarla meşhurdur ya. Yağmurun yağmadığı bir gün kameradan çıkıp şöyle ufka doğru birlikte bakmak Aytmatov'un gösterdiği yerleri görmek istiyorum. İstemde uzun zamandan beri olup fakat bir türlü okuyamadığım, hep başka bir kitabın önüne geçtiği bir kitabı bu sonbaharda artık o mahkus kaderi kırmak istiyorum. Yumatu'nun Yaşamak isimli kitabı. Çok insan okudu. Biraz da iyi oldu galiba. Bir berraklaştık, dinginleştik. Herkes birazcık oradan uzaklaştı. Benim için de size bunu yeniden hatırlatma açısından bir fırsat doğdu. Sonbaharda kitap mevsiminde bakalım. İsmini yanlış söylediğimi şimdi fark ettim. Oluyor böyle şeyler. Yuhuan'ın yaşam anı okumak istiyorum. Türk yazarı ya da dünya edebiyatından diye fark ediyorsanız listemde ayırmıyorum. Böyle bir sıralamaya koymuyorum. Ve elime geldiği şekliyle size bu listeyi sunuyorum. Yani videoda gördüğünüz sıralama okuma sıralaması olmayacak. Ama içinden cımbızla çektiğim kitaplar olacak. Başka kitaplar bunun içine dalacak. Bunlardan bir kısmı belki kalacak. Ve bir kısmını da Storytel'den dinleyeceğim. İşte onlardan bir tanesiyle hemen başlayayım. Zülfü Livaneli'nin son kitabı. Storytel'de Kaplan'ın sırtında Mert Fırat okumuş sanıyorum. Güzel de okuduğunu düşünüyorum. Ve oradan merakla Zülfü Livaneli'nin bir döneme nasıl baktığını görmek istiyorum. Çünkü Zülfü Livaneli'nin ilk kitabıyla balıkçı ve oğlu arasında dağlar kadar fark var. Yani topluma bakışı, insana bakışı, bizim işte Türk coğrafyasına bakışı, Osmanlı'ya bakışı böyle değişik bir grafik çizerek gidiyor. Bana göre olumlu. İlk kitaplarında insanları biraz hani mutlulukta mesela ben bunu gördüm. Aşağıdan bakan o toplumu, o kitleleri insan yığını gibi gören bir anlayış seziliyor. Özellikle kendi benimsemediği şeyler hakkında katı bir tavrı var. Sonra bu tavrın yumuşadığını ve çok evrensel bir çizgiye doğru gittiğini görebiliyorum. Zülfü Livaneli benim için bestseller bir yaşar kemal çok büyük bir yazar mı? Hayır. Ama kolay okunan, sürükleyici kitaplar yazan, bu da önemli bir şey bir yazar. E, popüler yazarlar da galiba biraz böyle. Şimdi Kaplan'ın Sırtında isimli son kitabında Zülfü Livaneli'nin 2. Abdülhamit'e nasıl baktığını çok merak ediyorum. Sırada Paul Aster var. Onun Ay Sarayı isimli kitabı can yayınları arasından çıktı. Paul Aster'ı severim. Yani gerçekten genel olarak herkesin sevdiği yazarlardan bir tanesi. Can yayınları bu yaz videosu var. Bakabilirsiniz. 10 liraya böyle bir çeşit yaptı, 200-300 kitabını tek fiyattan verdi. Orada aldığım bir kitaptı ve Ay Sarayı'nı keyifle sonbaharda okuyacağım inancını taşıyor. Eski klasik bilinen çocukken ya da okulda muhakkak kısa özetini hani kısaltılmış halini okumuşumdur diye düşünüyorum. Stevenson'un kitabı Define Adası, tekrar okumayı planlıyorum. Sonbahar benim için de kitapların çok böyle çeşitli ve keyifli olanlarını bulduğum bir define ayı. Define arayışıma define adasında devam etmek planlarım arasında. Planlarım arasında daha önce okuduğum, çok sevdiğim bir sufi'nin yani tasavvuf edebiyatının temeli Mevlana Celaleddin'in hocası. Ya hocası derken onun dörtlüklerinden, onun mesnevilerinden çok etkilenmiş. Onun çok etkileyici bir kitabı. Ayrıntı Yayınları arasından çıkmış. Ferididdin Attar'ın bu konuda uzman olduğunu iyi çevirdiğini düşündüğüm Mehmet Kanar çevirisiyle Farsçadan bize gelmiş Esrarnamesi'ni okumak istiyorum. Esrarname'den şimdi size bir cümle okuyayım desem o sonu gelmeyecek bir cümle olur. Yani küçük hikayelerden oluşuyor. Hikayelerden önce bir ders, kısa bir ana temayı veriyor Feridun Sonra da arkasından hikayeleri dizdiriyor. Çok keyifli. Sonu gelmez dediğim yani okumaya doyamayız. Tekrar bir hikaye daha gitsin diye böyle bir arzu doğar. Bu videonun amacı birazcık sonbahar listesini tanıtmak, anlatmak olduğu için amacından birazcık taşmış oluruz. Esrarnameyi okumadıysanız tavsiye ederim. Bu sadece tasavvuf edebiyatıyla ilgilenenlerin kitabı değil. Bu kişisel gelişimin zehirsiz olanlarında iyi insan, mutlu insan ve toplumla birlikte barışık yaşayabilecek insanın temel taşlarını bize teker teker çok güzel gösteriyor. Türk Edebiyatı'nın çok uzakta olmayan, kaybettiğimiz değerlerinden bir tanesi önemli. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir romanı Hakk'a Sığındık ismini taşıyor. Can yayınları arasından çıkan bu kitabı da ben kitap mevsiminde okumak istiyorum. Suzana Tamaro önemli bir yazar mı? Yani sizin kafanızda çizilen şeyi ne, prototipi bilmiyorum. Ama benim için okunabilen yazarlardan, popüler yazarlardan çok fazla sayıda okuru olan yazarlardan bir tanesi. Onun büyük bir aşk hikayesi diye can yayınlarından çıkmış bir kitabı var. Onu da sonbaharda kitap mevsiminde biraz rahatlamak istediğimde şöyle biraz daha kolay okunabilecek ama tabii ki çerezlik olmayan bir kitap araya alalım dediğim gün bu kitabı okumaya başlayacağımı düşünüyorum. Yaşayan yazarlarımızdan Ayşe eski bir kitabı Füreyya'sı benim sonbahar listemin içerisinde var. Ümit ediyorum ona da sıra gelir ve Ayşe Kulin'le birkaç gün geçiririz. Elimde 72. baskısı var ve 2009 yılında yayınlanmış bir Ayşe Kulik kitabı. William Çetik Avrupa'da İslam düşüncesiyle ilgili fikirleri öne çıkan insanlardan bir tanesi. Onun bir eseri var. Bir başvuru kaynağı gibi görülüyor ve seviliyor. İslam'ın vizyonu başlığında. Hani demin de söylediğim gibi bir şeye mensupsanız o şeyin ne olduğunu, bilmeniz gerekir. Yoksa sağda solda tabiri caizse lambur lumbur konuşan adamların ister istemez peşine takılmak bir ona bir ona bir ona ne olduğunu anlamadığınız bir sürü yola girip çıkmak zorunda kalırsınız. O yüzden İslam'ın vizyonu benim sonbaharda okuyacağım kurgu dışı kitaplardan bir tanesi. Önemli yazarlarımızdan bir tanesi o da yakın zamanlarda kaybettiklerimizden. Hadi gidelim Adalet Ağaoğlu'nun kitabı. Hadi gidelim Oğlak yayınları arasından çıkmış ve bir Adalet Ağaoğlu hikayesi, öyküsü. Severek okuyacağım, yine böyle çok bunaldığımda araya koyacağım kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bilim kurgu edebiyatının önemli klasiklerinden bir tanesi. Artık klasik haline gelmiş. Kayın Boy, Kalle Kain isimli kitabını da ben bu kitap mevsiminde sonbaharda listeme almış durumdaydım. İçimde hiç şüphe yoktu artık. Yeni bir dünyanın yaratılışına katılıyordum ben. Evet. Bakalım o yeni dünyanın yaratılışında biz uzaktan izleyeceğiz neler olup bittiğini görmek istiyorum. Bilim kurgu, fantastik edebiyatın belki distopya edebiyatının yani bir numarasında diyebileceğim aşağı yukarı o, o, kadar önem verdiğim ve sevdiğim bir yazar. Ursula Le Guin'in en kült kitabı artık tezgaha girsin istiyorum. Mülksüzler. Mülksüzleri de bu sonbaharda okumak için sabırsızlandığım kitaplar diye böyle bir bölüm ayırsak oraya koyabileceğimi düşünüyorum. Epey zamandan beri devam ettiğim daha doğrusu yaz sonundan itibaren diyebilirim. E bu ayda Aşağı yukarı Eylül'de olduğumuz için kitap mevsimi sonbaharın içine giriyor. Ve dört ciltlik, şöyle dört cilt, gayet kalın bir okumam var. İmam Gazali benim için önemli bir adamdır. İslam dünyasında fikirleriyle ve anlattıklarıyla berraklaşmayı sağlayan insanlardan biridir. Epey zamandan beri onun küçük risalelerini, kitaplarını, hayatıyla ilgili yazdığı biyografisini okudum. Merakımı celbetti ve bir ders kitabı gibi. Yani merak İslam'la ilgili merak ettiğiniz ya da İslam'la ilgili nasıl davranmanız gerektiğini bilemediğiniz her konuda içinde bilgilerin olduğu İhya-i Ulum-ud-Din İmam Gazali'nin en temel, en büyük eserlerinden, ona Hüccetül İslam denmesinin de ana sebeplerinden biri. Bu kitabı yavaş yavaş okuyacağım. Sanırım bu cildini bitiririm. Artık bakın şöyle görüyorsunuz az kalmış. Bir cilde de başlayabilirim ve kışın bunu devam ettirerek bu dört cildi bitirmek istiyorum. Otuzuncu kitaba geldik. Nasıl geldik bilmiyorum. Biraz video nasıl oldu? Hani uzun mu kısa mı? Otuz kitap için ortalama bir süre olduğunu düşünüyorum. Son kitabı da hemen tanıtıp veda edeyim. Çok fazla vaktinizi almamak için. Yılmaz Karakoyunlu'nun Kültür Bakanlığı'da yapmış bir yazarımız Türkiye'de Çiçekli Mumlar Sokağı isimli Doğan Yayınları'ndan çıkan eski bir baskısından okuyacağım ben bu kitabı. Eski. Bu yüzyılın başında Mart 2000'de yayınlanmış ve bize Çiçekli Mumlar Sokağı'nda Yılmaz Karakoyunlu'nun naif, ince ve duygusal bir kalemi olduğunu da söyleyebilirim. Neler söylediğini merak ediyorum o 30 kitabı akordiyon gibi elime alıp size bir son final resmi vermek isterdim ama bu çok mümkün değil. Temsili olarak böyle bitirelim. Sonbaharda, kitap mevsiminde yağmurların arasında herkese iyi okumalar.